Hepinize merhaba arkadaşlar, ben Berk. Fallen kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Yeni bir LoL videosu ile sizlerle birlikteyim ve bu bölümde sizler için değişen Viktor ile oynuyor olacağım. Umuyorum izlerken keyif alırsınız. Epeydir bir Viktor videomuz yoktu. Aynı zamanda da biliyorsunuz Viktor'un artık envanterinden o prototip çekirdeği kaldırıldı. Yerine bu yetenek haline geldi. Yani yetenek değil de pasif bir özellik haline geldi. Bahsetmeden önce şöyle bir ben eşyamı alayım. Hızlıca ilerleyelim koridora. Görünmez bir eşya haline geldi diyebiliriz onun için. O verdiği artık yetenek gücü olayı falan yok gördüğünüz gibi. Şöyle bir olay var. Nasıl geliştiriyorsunuz yeteneklerinizi? Geliştirebilmek için her minyon katlettiğinizde 1 yük, kamyon minyon katlettiğinizde 5 yük, rakip şampiyonu katlettiğinizde ise 25 yük kazanıyorsunuz. Bu sayede de yeteneklerinizi 100 yük'e ulaştırdığınızda her 100 yükte bir yetenek evrimleştirmiş oluyorsunuz. O yüzden erken oyunda çıkarttığınız her skor sizin yeteneği evrimleştirebilmek adına çok önemli oluyor. Bir yerden sonra zaten karakter tek atmaya başlayacak. Göreceksiniz anlık hasarının ne kadar fazla olduğunu. Bakalım elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağız. Lux birazcık tehlikeli, menzilli bir karakter olduğu için bize karşı koridoru kazanıyor. Saygı duymamız lazım. Ana önüm elektrik var. Maksimum hasarı çıkartmak istiyorum ama bu noktada ayağı çabukla falan da oynandığını gördüm. Onu da söylemiş olayım. Ayağı çabuk, sihirli yıldız bunlarla da oynanıyor. Zaten bir kontrol büyücüsü. Önerilen eşyaları hep standart. Bu noktada duruma göre bir eşya başlangıcı yapacağız. Muhtemelen Luden başlangıcı yaparım diye düşünüyorum. Bir aksilik olmazsa. Ya bak o kadar trade'e giriyorum. Adam sadece tek bir E atıp daha fazlasını alabiliyor. Tek bir E ota atak hadi. Tek bir E de demeyeyim de pasifini de tetikleyebiliyor. Benim pasifim bu noktada bir tık daha tırt kalıyor yani. Hep aynı muhabbete dönecek ya. Ben bu trade'leri kaybedeceğim adama karşı. Ya adamın Q'suna yakalanmazsam kesme şansım olacak ya. Ah. W'muzu da açalım. Şu an kurabiyem gelmeden hiç şansım yok ya. Bu beni keser. Farmda kafa kafayız aslında. Gelse belki bir şansımız olabilir. Totem de bıraktı. Vaycım bunu görsen de kestek ne kadar tatlı olur biliyor musun? Ne kadar kötü attım. Ne kadar kötü attım. Neyse Lux'ın sıçrasını almayı başardık. Bir de o pozisyonda yanlış görmediysem bariyer attı. Yani sıçra atıp yine E yeteneğimi atsam yine tutturum yani. Öyle bir yetenek kaçırdık. Bir de göstergeyi açarak yaptım yani bunu düşünün. Neyse en azından birazcık da olsa Lux'ı darlamış olduk. Burada spellini almamız gerekiyordu. Bu kadar açıkta bu kadar rahat oynayamamalıydı. Resetlenme vakti bizim için. Farm üstümüz. Teleportumuz da var tabi. Barın yerini o pozisyonda kullandı yanlış görmediysem. Çift spell'i olmadığını gösterelim. Fiora da tabi darlanacaktır. Tahm Kench'e karşı kazanması bir tık zor. Sen gel. Sen bir tane daha senden alamıyoruz. Nasıl bir başlangıç yapsak? Şunu alalım. Şunu alalım. Böyle ilerleyelim. Adam da tek kuvvet kitabı almış. Yani bizim şey avantajımız oldu. Pink Ward avantajımız da oldu. Bir de doldurulabilir iksir. İlk E yeteneğimi geliştireceğim. Bakın 23 ik oldu. 23 minyon katlettiğimiz için. Arada kamyon minyonu kaçırmışız galiba. Sinema.
Güzel güzel. Ya sen böyle boşa salla yetenekleri Lux'cım ya. Kamyon minyon kaçmasın ama. Güzel. Amumu da burada. Kafama atlayacağını düşünmüyorum. Okey. Vayın çıktığını oradan görseydim ben hiç sıçra atmazdım bu arada. Gerek yokmuş yani ona. Skor aldığımız için. Ops, geliyorum sana. Çiziyorduk tam ya. Ne güzel buradan skor alacaktı. Neyse sorun değil. Vay eksin. Vayımız güçlensin. Bu arada dediğim gibi ilk olarak E yeteneğimi fulluyorum. İkinci olarak da Q yeteneğimi geliştireceğim. Seni bir darlayalım. Zaten ben base'e gidecektim. Base'e gitmeden önce bu adamın canının azalmış olması büyük artı. Yone'yi burada keseceklerdir diye düşünüyorum. Yaşama şansı pek fazla yok. Oy, bizim set 5-0'mış. Ne yaptınız siz? Vallahi maşallah. Lux bu arada koridoru hızlı itemiyor. Helal bir ultim be. Aslanım benim. Lux'ın bariyeri olmasına... Ya Amumu'nun buraya dönmesini beklemiyordum. Cidden yukarı doğru gidiyor diye görünce dedim ki orta koridoru yürümez. Adam teleport attığımızı görünce direkt döndü. Şuradan şu parça hala bitmiyor. Çizmemizi tamamlayalım. İlerleyelim bakalım. Vay da bu sayede ejder alacak. Güzel. Vay ejder alıyor Amumu. Niye adama info veriyor ki? İyi durumdalar zaten. Kazanıyorlar. Tam Kench de var ya, top lane'de gerçekten karşısında oynamak istemeyeceğiniz bir karakter. Hem de Fiora'yla. Diyecek bir şey bulamıyorum. Ya oyun benim kamyon minyonu almamı istemiyor. Ya o pink ward'a vurmak yok. Bir tane vurayım ya. Yeter ama ya. Ya tam totemi attım. Amumu yine damladı ya. Yine damladı ya. Lux'ı kesiyordum. Yine adam çok az bir can barıyla kurtuldu. Sinir bozucu. Ne zaman agresif olsam veya ne zaman bir şey yapacak olsam koridorda Amumu damlıyor. Hayır, top lane pushluyor. Git top lane'e. Bot lane ileride. Git bot lane'e. Niye onları denemiyorsun? Neyse, Allah'tan Lux da çok güçlenmedi de. Farmda bize yetişmiş oldu adam. Teleportumuzun pek manası kalmadı. Yani şey evrimleşmiş olsa, E yeteneğim evrimleşmiş olsa direkt rahattım aslında da. Güzel. Hemen şöyle bir devam edelim bakalım. Top lane'i ben de bir deneyeyim. Belki bir şeyler çıkar. Oo, setti. Fiora ne yapıyorsun ya? Fiora'nın ultiyi gördünüz mü? Ama W gördünüz mü? Dünyanın en gereksiz W'sunu attı adam orada.
Kestiler tamam geri. Boş boşuna gittik. Bu arada amumu şurada. Bak 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 burada. Keşke baitleseymişiz. Lux da geliyor buradan. Hayır 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 yapma yapma. Bizi Lux'a baitliyor. Güzel. Korktum bu arada o pozisyonu lose'layacağız diye. Çünkü yakındı. Lux Allah'tan orada hatalı bir pozisyonla çıktı. Yeteneğinin bufflanması güzel. Tabii şey kaldırınca, prototip kaldırılınca hasarı bir tık az kalıyordu. Yetenek gücünü yoksa çok fazla arttırıyordunuz ilk gelişimle. Bir plate daha belki çıkartırız. Top lane'e ne oluyor abi? Adamlar botu kaybedince şey mi yaptılar? Üf, bizimkiler yok etmişler, yok etmişler. Dur bakayım. Lux buraya gelecek bence. Yok gelmedi. Öyle bir şey yok Lux'cığım. Yeteneğim ona yeter dedim. Yetmedi. Base vakti bakalım. Bir yerden sonra dedim ya karakter bir anda böyle güç patlaması yakalıyor diye işte o dakikaya geldik. Bir yerden sonra tek atmaya başlıyorsunuz. Yetenekleri de pukluya pukluya icabına bakıyorsunuz. Şu an mesela ben şunu tercih edeceğim. Luden'i tercih edeceğim. Hareket hızı veriyor. Aynı zamanda da güzel bir büyü nüfuzu var eşyanın. Yani sevdim. İşimize yarayacaktır. Karamür'de 6 stack olmuş. Bunlar buradayken biz bota gideceğiz mecbur. 7-0 set. Yetmedi hasarı garibim. Set totem eşyasını satmış. Yani set onu yapmasa ultisiyle atmasa adamı herhangi problem kalmayacak. Attı bir anda bütün senaryo değişiverdi. Direkt kesiyorduk adamı. Kendisi de belki ölmeyecekti. Yazık onun acı sonu. Güzel. W da son seviye oldu. Otomatik olarak ulti de gelişmiş oldu. Çekirdeğimiz hazır dostlarım. Artık yük kazanmayacak. Bir kule için daha zorlamama gerek yok. Zaten Lux da doğdu. Öldü mü? Öldü. İyi iyi. Vayne'ın o baskınları işimize yaradı. Amumu tabi ters köşelerden çıkıp geldi. Bizi biraz şey yaptı ama. Öldü bizimki. Amumu yine oralarda. Amumu zaten olmadığı yer yok.
Bak bak bak. Tamam, Kench'ten hasar yememek lazım. Güzel. Diyorum ya, Char gerçekten çok güçlenmiş. Bir en iyi iki bu. Yani istisnasız aşırı derecede güçlenen Char'lar. Haydi bir base atalım. Teleportumuz da var. Orta koridor kulesi için şey yapabilirim. Teleport atabilirim. Uğursuz korumayı almayacağız. Sihirbaz pabuçlarını alalım. Peşinden Lich puan çıkıyor arkadaşlar. Cordier eşyası Lich puan karakterin. Aklınızda bulunsun. Çok fazla hasar bırakmanızı sağlıyor. Ah, iki tane pırıltı aldım yanlışlıkla. Direkt hatta mid'e bile teleport sallarız. Kamyo minyonun cidden bana garezi var ya. Alamıyorum arkadaş. Alamıyorum. Lux'ın yediği hasarı gördünüz mü? Set ne yapıyorsun deli? Kesemedim adamı. Lux o arada düşseydi çok tatlı olacaktı da. Daha da kovalıyor ha, arıyor bizi. Set bu arada Yasuo'yu keser ha. Kesti de. Maşallah. Falan güzel oynuyor. Karakterine hakim. Ama şuradaki pozisyonda dediğim gibi bu ultisi kötüydü. Direkt benim aim'in içinden çıkarttı adamı. Direkt hatta da bunun içinden mi çıkarttı? Bir şey yaptı da benim yeteneğim engel oldu. Hangi yeteneğimi de hatırlamıyorum. Gün ateşi kalkanı bitirmiş. Bunun için sıçra atacaktım biliyor musunuz? Arkadan Tahm Kench geldi. Çünkü sıçra engage'im çok fazla hasar çıkartıyor. Lux ne yaparsa yapsın o burst'e cevap veremiyor. Üzdü. Ama keseriz bence. Maşallah adam 4'te 4 attı. Hasara bak. Buradan bu kuleyi de alıyoruz. Gerçi bizimkiler oyun bitiriyorlarmış. Rakip de sur verdi. Arkadaşlar orta koridorda değişen Viktor da bu şekildeydi. Umuyorum video hoşunuza gitmiştir. Videolarımı beğeniyorsanız kanalıma abone olmayı unutmayın. Devamlı istiyorsanız like ve notu bana verebilirsiniz. Tekrardan izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim.